efendim içeride Batak eleştirisine yanıt verdiniz ama o eleştirinin sahibi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka açıklamaları da oldu. Dün İstanbul'da kalabalık bir kongre vardı. O kongrede size yönelik sözleri de vardı. Ama önce Kanal İstanbul'a değindi. İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız açıklamasını nasıl değerlendireceksiniz? Evet. Gündem değiştirme çabası. İnadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Üstünden daha 4-5 gün geçti. Gara'da şehitlerimiz oldu. 6-7 yıl PKK terör örgütünün elinde tutulan polisimiz, askerimiz şehit edildi. Ben bütün aileleri tek tek aradım. Hepsiyle görüştüm. Birebir ziyaret ettiğim aileler de oldu. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde açıklaması, daha sonrası niçin başarısız olduk açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi. Böylesi acı bir olayı unutturmak, başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu. Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. Yani İstanbul'da efendim kanalmış vesaireymiş başka gündemler yaratmak. Halbuki bugün işte dediğim gibi şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler de var. Yoksulluk var. İşsizlik var. İstanbul'da Türkiye'de ilk defa tarihinde insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar can mücadelesi veriliyor. Dolayısıyla bunlar varken beni açıkçası dop dolu, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. Zira yani şunu da söyleyeyim, başka böyle gerçekten hani hiç ilgilenilmeyecek konulara bakıyorum. Efendim tatilmiş, şuymuş, buymuş, evet, bakıyorum. Evet, kantezi peşinde dedi, bir de dertliyiz, bizse dertliyiz açıklaması da var. Yani çok çok acı bunları duymak. Bir de üzülüyorum çünkü neredeyse 2 yıl geçmiş bu gündemin üzerinden. Hala bunların konuşuluyor olması üzücü. Ama şaşırmıyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki 4,5 yıl önceki, 5 yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten. Siz de takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Aynı metinle, aynı dille konuşulma yapılan anlayıştan ben başka bir şey beklemiyorum. Zira şunu da ifade edeyim. İstanbul'un gündemi başka. Az önce ifade ettiğim gibi. Ama İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. Ha, illa inatlaşacağım diyenlere de açıkçası ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. İstanbul birden büyüktür. Çok değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli yol arkadaşlarım. Az önce İSKİ Genel Müdürümüz Raif Bey'in anlatımıyla gerçekten İSKİ'nin son dönemde bizlerle beraber başlanan bu dönemde çok hassas İstanbul'un sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan ve çalışmalarını bu yönde geliştiren bir süreci yaşıyor olmanın keyfini ve onurunu yaşıyorum. Bugün de burada İstanbul'umuz için her tarafı denizle çevrili, Boğaz gibi dünyanın en güzel coğrafi oluşumunu hissettiğimiz, yaşadığımız böylesi kıymetli bir kentin aynı zamanda yüksek bir nüfusa sahip olmanın verdiği sorumlulukla daha
özü denizlerin kirletilmemesi, denizlerin korunması ve doğanın korunması adına İstanbullular için çok önemli bir yeri olan atık su arıtma tesisimizin yine içerisinde bir önemli kolu da atık suya vatandaşların atık sularını ulaştırma konusunda, bu tesislere ulaştırma konusunda yapılacak olan bu tünelin TBM kazısı ile ilgili sürecin başlangıcında buluştuk. Bu tesis öncelikle şehrimize ve özellikle bu yakın çevrede Bakırköy ve Küçükçekmece ilçesinde milyonlarca insanımıza hizmet etmesi yönüyle vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum şimdiden. Tabii az önce briefingde arkadaşlarım aktardılar. İnşallah hızlı bir şekilde çalışacağız ve 2022'nin sonunda bu 9 kilometre uzunluğundaki tüneli, ki yaklaşık 4,5 metrelik bir kazı yapılacak burada, bu 9 kilometrelik uzunluğundaki tüneli hazır hale getirip inşallah artık Küçükçekmece arıtmada, ön arıtmada daha önce arıtılan bölümün arıtma anlamında buraya taşınmasını sağlayarak, biyolojik arıtma tesisiyle buluşmasını sağlayarak Marmara'nın ciddi anlamda temizliğine de katkı sunmuş olacağız. Burada tabii baktığımız şey şu: İstanbul'a daha yeşil, daha doğa dostu, insanını düşünen, insanın ihtiyaçlarına odaklı bir süreç yönetmek. Bu noktada gerçekten İSKİ önemli bir yer teşkil ediyor. Zira az önce genel müdürümüz de ifade etti, gerçekten İstanbul bizden önceki dönemlerde böyle bir kısım batak görüntüsü veriyordu. Hatta bir kısım böyle baskın görüntüleriyle İstanbul'a hiç yakışmayan bir görüntüyü içine alıyor ve bunu vatandaşlarımıza ne yazık ki yaşatıyordu. Birilerinin hafızasında öyle kalmış olacak ki hala bu noktaların batak şekliyle göründüğünü düşünüyor ve bunu dile getiriyor. Halbuki gezmelerini öneririm. Az önce Sayın Genel Müdürüm de ifade etti. Sanırım 40'a yakın noktada aslında bu kronik sorunları giderdik. 40'a yakın noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Aslında bahsedilen o su baskını, batak görüntüsü olan birçok yeri, geçmiş dönemde ihmal edilmiş birçok yatırımı akılla, bilimle, araştırmayla, insanların ihtiyacını anlayarak, onların neyi istediğini, hangi sorunlarının çözülmesi gerektiğini hissederek çözüme kavuşturuyorlar. İnatla hareket etmiyorlar. Yani işi inat değil, akıl ve bilim. Kaldı ki zaten hizmet inatla yapılmaz. İnatla yapılan hizmetin de milletin yararına olma şansı yoktur. O bakımdan bu anlamda İstanbul'da İSKİ'nin yaptığı bu dönemdeki yatırımları gerçekten önemsiyorum. Zira yerinde görüldüğünde çok daha kıymetli işler yapıldığını da hissedeceğini buradan bütün yetkililere duyuruyorum. Buyursunlar, gelsinler. Sadece İSKİ bünyesinde bile ne kadar insan odaklı bir süreç yönettiğimizi onlara zevkle gösterelim, anlatalım. Yani İstanbul tabii değerli bir şehir, kadim bir kent, her hizmet kıymetli. Yeter ki siz İstanbul'u hissedin, İstanbul'la beraber hareket edin, onların aklına hürmet edin, onların düşüncelerini ve ihtiyaçlarını tespit edin. Size İstanbullu bu anlamda gerçekten geri dönüşü de aynı oranda samimi ve kuvvetli olacaktır. Tabii İstanbul'a dair en önemli karakter bizim için İstanbul'a asla ihanet ettirmemek. Yani zira İstanbul'a ihanet edenlere vatandaşımızın
cevabını geçmiş seçimde hep beraber gördük, yaşadık. Dolayısıyla bu saatten sonra elbette biz de İstanbul'a asla ihanet etmeyeceğiz ve asla ihanet edilmesine de imkan tanımayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul kadim bir kenttir, çok değerlidir, insani değerleri yüksektir. Kentin binlerce yıllık tarihi değerlidir. Her noktasına sahip çıkmak, bu şehri bir emanet görmek, bu şehrin geleceğe de emanet olarak teslim edilme vazifesini üstlendiğimizin farkında olmak en önemli karakterdir. Buna da hizmet etmekten asla geri durmayacağız. Bu manada dediğim gibi çevre dostu olmak, doğayı düşünmek, bu insanların sağlığını düşünmek önemli bir unsur. İSKİ'nin bu misyonuna dair yaptığı atılımlar da bizi mutlu ediyor, memnun ediyor. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Az önce noktalarını yaklaşık olarak Raif Bey aktardı ki şu anda özellikle Ataköy'de bulunuyoruz. Daha yakın bir zamanda inşallah Tuzla'da, yine Ambarlı'da birçok tesisimizde hem kapasite arttırımı hem de yeni tesislerimizde Başakşehir olsun, Paşaköy olsun, yine Ambarlı'da olsun, yeni tesislerimizde de bu hizmetimizi büyüteceğiz ve inşallah 2023-24 döneminde bütün bu hizmetleri vatandaşlarımıza sunmanın keyfini yaşayacağız. 6 milyon metreküpe yakın bir arıtma hizmeti veriliyor İstanbul'da günlük. Yani neredeyse aslında su tüketiminin iki katı bir arıtma hizmeti veriliyor. Bu anlamda da arıtmanın geri planında da ayrıştırmayla ilgili yağmur suyundan temiz su kullanımına kadar ve özellikle atık su kanallarının ayrıştırılması, yağmur suyu için tekrardan arıtma hizmetine sokulmaması, onun birbirine karıştırılmaması, oradaki giderin, masrafın büyük bir tasarruf getireceğinin bilinciyle de arka plan çalışmalarımızın da yine titizlikle sürdüğünün bütün vatandaşlarımızca bilinmesini istiyorum. Halic'i ile, İstanbul Boğazı ile, Karadeniz'i ile, Marmara Denizi ile bu büyük kentin buraları koruma sorumluluğunun en üst seviyede yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. İnşallah göreceksiniz ki yunusların yüzdüğü, balıkların bollaştığı, masmavi denizlerimizde insanlarımızın denize girdiği bir şehir olmayı daha üst seviyelere taşıma konusunda azami ilgiyle süreci devam ettireceğiz. Bu konuda emeği geçen, katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarımıza, İSKİ'nin bütün emekçilerine, yöneticilerine, genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli katılımcılar, şimdi talimatı alan görevli arkadaşlarımız TBM makinesinin gümüş ucunu yavaşça indirecekler.